Yargıda katil aranırken bir anda muhabir Burak Yıldırım'ın tespit edilmesi ve Burak'ın Ceylin'in olduğu odanın içine düşmesiyle bir düğüm çözüldü. Ancak şok edici yeni bir oyun daha başladı. Burak bir anda nasıl odaya girdi ve katil gerçekten Burak mı yoksa sadece bir piyon mu? İşin arkasında asıl başka kim veya kimler var? Ceylin nasıl kurtulacak? Herkesi şok edecek yeni senaryo yeni bölümde bomba etkisi yaratacak. Öte yandan geçtiğimiz bölümde verilen müthiş detaylar ve ters köşeler önümüzdeki bölümleri adeta ışık tuttu. Birazdan tüm bu soruların cevabını ve daha fazlasını kısa ve net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Ceylin'in kurtulması çok uzun bir zamanı almayacak. Hatta geçtiğimiz günlerde Ilgaz'la birlikte adliyede çekimleri yapıldı. Şimdi geçtiğimiz bölümün son sahnesiyle başlayalım. Günlerdir yargı dizisinin sosyal medya hesaplarında bu hafta katilin öğrenileceği belirtilmişti. Ve muhabir Burak'ın sahneye çıkmasıyla ilk düğüm çözülmüş oldu. Ancak önceki videolarımızda da sürekli belirttiğimiz gibi katil tek bir kişi değil. Bu iş büyük bir çete organizasyonu olarak yürütülüyor. Her videoda bunun altını sürekli çiziyorum. Bu nedenle net olarak katil Burak'mış demek yanlış olur. Evet, Burak işin içinde ve Ceylin'i kaçırılmadan önce son gören kişiydi. Mehmetcan'ın yaşadığını Çınar'dan öğrenip kaçırtılmasını sağlayan ve sonrasında yerine ihbar eden kişiydi. Hatta Serdar'la bile işbirliği içinde olabilir. Tüm bunların analizini yapmıştık. Fakat Burak bu işte tek başına değil. Arkalarında birileri daha var. Hatta örgütün en üst kademesinde bile büyük bir patron var. Birazdan bu konulara açıklık getireceğiz. Peki Burak bir anda nasıl Ceylin'in olduğu odaya girdi? Amacı neydi? Ilgaz ve diğerleri büyük bir ilerleme kaydederek katile yaklaşınca durumdan haberdar olan Burak veya onun başındaki patron olaya el koydu ve yeni bir oyun başlattı. Burak elbette bir anda odaya ışınlanmadı. Katilin kurbanıymış gibi odanın içine atıldı. İçeri atılmadan önce kapı açıldı. Hemen sonrasında kapı kapatıldı. Yani Burak'la beraber o mekanda başka biri daha var. Burak içeri girdikten sonra arkasından hızlıca kapı kapatıldı. Bunun yapılmasındaki amaç ise odada bulunanlar birbirlerine zarar vermediği için, birbirlerini öldürmediği için Burak olaya el attı ve odadakileri öldürme girişiminde bulundu. Bir başka ihtimal de Ilgazlar işi çözüp köşke baskın yapacağı için Burak bir bakıma piyon olarak kullanıldı ve olayın arkasındaki asıl büyük patron yeni bir oyun başlattı. İşte bu konuda birbirinden bomba senaryolar bizi bekliyor. Şimdi gelelim bu konuya. Burak tek başına değil, arkasında birileri daha var demiştik. Şimdi bu konudaki kritik detaylara bakalım. Geçtiğimiz bölümde Ilgaz, katilin makam arabasıyla kurbanlarını kaçırdığını çözdüğünde emniyet amiri Rafet bu durumdan hiç hoşlanmamıştı. Sonrasında ne hikmetse makam arabası terk edilmişti. Bu da demek oluyor ki Rafet olayların içindeki bir köstebek rolünde. Ilgaz'ın makam arabası oyununu çözdüğüne dışarı sızdırarak kendini belli etti. Zaten öncesinde de çok şüpheli tavırları vardı. Köşkte nöbet tutan polisleri nöbetten alması da bunlardan biri. Aynı şekilde Ilgazların köşke baskın yapacağı bilgisini de muhtemelen Rafet sızdırdı ve olaya el koydu. Evet, gazeteci Burak'ın yanı sıra Rafet de işin içinde. Ancak asıl katilin ve baş kişinin Rafet olduğunu da düşünmüyorum. O da tıpkı Burak ve diğerleri gibi bu organizasyonun içinde kendi görevini yapıyor. Diğerleri ise Çetin, Tolga, Serdar ve en başından beri büyük patron olduğundan şüphelendiğim Haluk. Geçtiğimiz bölümde bu karakterlerin hiçbirini göremedik. Ancak önemli detaylar verildi. Mesela Çetin'in ameliyat yalanı ortaya çıktı. Osman randevu almak istediğinde Çetin'in 2 gün boyunca hastanede olmayacağı söylenmişti. Ancak Çetin ailenle konuşurken birazdan ameliyata gireceğim diyerek yalan söyledi. Yani işin içinde Çetin de var. Zaten Neva'yı da boşuna takip etmemişti. Aynı şekilde bıldırcın avukat Tolga'nın da arabasında köpek tüyleri ve kan lekeleri vardı. Bu detaydan da bahsetmiştik. Serdar'ın ise drone aldığı ortaya çıktı. Ve bu olayda sık sık drone kullanıldığını biliyoruz. Ve en önemlisi ise Haluk karakteri. Şimdi gelelim büyük bombaya. Burak, Rafet, Çetin, Serdar ve Tolga. Bu isimlerden çoğu ve belki de hepsi işin içinde ve hepsi bir bakıma büyük patrona bağlı. Hizmet ettikleri kişi Haluk olabilir. Hatırlarsanız önceki bölümlerde emniyet amiri Rafet kendisine gelen gizemli telefonu "Buyurun efendim" diyerek açmıştı. Yani efendim dediği kişi Haluk olabilir. Olayları kurgulayacak olursak Serdar drone aldı ve sürekli çekim yaparak Haluk'a gönderdi. Haluk bir yandan Metin amirden ve Çetin'den bilgi topladı. Bir yandan gazeteci Burak'tan ve bir yandan da bıldırcın avukat Tolga'dan bilgi toplamış olabilir. Bir bakıma olayların başındaki asıl kişi olsa da olaylara kendisini dahil etmedi. Yani kendisi elini kana bulamadı. Daima azmettirici olan, emirleri veren kişi oldu. Hatta 2. sezonun ilk bölümünde Yekta'ya bununla ilgili öğütler vermişti. Tabii bir de gizemli torunundan bahsetmişti. Bu konuda da büyük bir sürpriz bizi bekliyor olacak. Bakalım analiz ettiğimiz gibi olayların içinde birçok kişinin olduğu ortaya çıkacak mı?
Bakalım asıl büyük patron Haluk mu çıkacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Son olarak Yekta'nın Ceylin'in yokluğunda bombayı patlatarak Laçin'i kandırıp hedefine ulaşacağını da söylemiş olalım. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında haberdar olmak için bildirimleri mutlaka açalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.